Sabah kahvaltısının önemini vurgulamak istedim. Hazırladığım çalışmada Ayvalık Kaymakamımız ve Milli Eğitim Müdürümüzün vermiş olduğu desteklerinden beraber bugün 15 Eylül Ortaokul 5. sınıf öğrencilerinden beraber bir gezi hazırladım. O geziye de Atiksan Fabrikası'ndan Özgün Zeytin Fabrikası'nı ziyarete gideceğiz. Burada hem üretmesini ve orada elle kokla tat diyerekten yapacağımız çalışmada çocuklar imalatın nasıl olduğunu görecekler. Çocuklarımıza kahvaltının önemini vurgulamak istiyoruz. Haliyle kahvaltının dediğimizde ilk etapta bizim Türk mutfağında olması gereken, olmazsa olmazlar daha doğrusu, zeytin, peynir gibi ürünlerimiz, bunun yanında haliyle domates olsun, salatalık olsun. Bunlar kahvaltından başlıyor, sütlü, baldı. Orada gıda mühendislerinden gerekli bilgilerimizi alacağız. Daha nasıl davranmamız gerekiyor. Ondan sonra Atiksan Fabrikası'na gidiyoruz. Orada gıda mühendislerinden beraber yapacağımız çalışmada ekmek nasıl yapılıyor? Merdiven altında üretim nedir? Gıda mühendisliğine orada çocuklara kahvaltı ederken neye dikkat etmesi gerekiyor? Önemli olan bilgilerini alacağız. Sonrasında günümüzü bitirmiş olacağız. Bize destek veren Fen İşleri Müdürlüğü ve Ayvalık Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Bize de araç temin ettiler. Sağ olsunlar, bize burada destek veriyorlar. Onlara da buradan gelenlere çok teşekkür ederim. Burada kalın. Günaydın çocuklar. Sağ ol. Benim adım Namık. Ben görme engelli. Bugün yapacağımız ders okulda olmayacak. Bugün yapacağımız gezide olacak. Orada ilk defa gittiğimiz yer zeytin fabrikası. Oradan sonra Atiksan fırına gideceğiz. Orada ekmek nasıl yapılıyor? Yemiş olduğumuz pekler patları orada gıda mühendisimize. Sağlıklı beslenme yapıp sabahın önemini anlatacak. Zeytin ağacından Ayvalık'ın en az %50'si geçinmekte. Yani Ayvalıklı olup Ayvalık'ta yaşayan her üç kişinin mutlaka bir zeytin ağacı, bir bahçesi vardır. Zeytin zor zahmetli bir iş. Sabahın erken saatlerinde traktörlere binerek başlayan bir toplama vardır. Akşam saat 4'e kadar, 3.30'a kadar süren, kış çok çetin ve soğuk geçtiği için zeytini toplamakta biraz zorluklar vardır. Şu anda sıkımı göreceksiniz. 5 kilo zeytinden 1 kilo yağ çıkar. Ayvalık dünyadaki 3 tane en önemli zeytinyağı üreten bölgeden bir tanesidir. Bir tanesi Türkiye'de Ayvalık, İtalya'da Toskana, Yunanistan'da Girit'tir. Ama Ayvalık Türkiye'deki mitolojide ve zeytinyağı tarihinde en önemli zeytinyağı üreten yerdir. Şimdi tekrar bir konuşalım. Ayvalık'ta kaç, ne kadar ağaç varmış? 2 milyon. Kaç kilo zeytinden 1 kilo yağ çıkar? 5 kilo. Hepsini biliyorsunuz. Siz anlatacaksınız o zaman bizi içeride. Tamam mı? Tostlarınızı yerken, ayranlarınızı içerken beraber bir daha konuşacağız. Kimin ne sorusu varsa bana soracak. Çünkü biz Ayvalık'ta yeni nesil olarak sizi zeytinci yapacağız. Sizi zeytinyağcı yapacağız. Bu bayrağı size bırakacağız. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık. Sabah kahvaltıda zeytin ve zeytinyağının öneminden biraz bahseder misin? Kahvaltı yapıyor muyuz? Dinleyin bir, bakın bu çok çok önemli. Şimdi arkadaşlar bakın abimizin söylediği doğru. Çok büyük gelenekten bahsedeyim. Sabah kahvaltınızı kendinize, öğlen yemeğinizi dostunuzla, akşam yemeğinizi de istemediğiniz insanla yiyin derler. Çünkü sabah kahvaltısı insanın gelişmesinde ve insanın beslenmesinde en önemli ögedir. Zeytin normal şartlarda bizim bölgemizin zeytini olmasına rağmen polifeni yüksek, gıda olarak en yüksek alabileceğiniz yağ miktarında en fazla ürünlerden bir tanesi, doğal yağ miktarında. Zeytinyağında da tüketebileceğiniz en iyi ve en sağlıklı yağdır zeytinyağı. Yani margarinlerden, soya yağından, kanoladan veya diğer ayçiçek yağlarından, tohum yağlarından öte en sağlıklı yağdır. Her gün sabahleyin normal şartlarda bir kişinin en az 5 gram ile 10 gram arası zeytinyağı tüketmesi lazım. Kaç gram su var?
makineleri gördük. Bizim, evet, burada kim var? Ben. Söyle. İlk önce zeytinler yıkandı. Sonra... Evet. Sonra ne oldu? Sonra ezildi. Evet. Zeytinler aşağı doğru yedildi, türetildi. Sonra zeytinyağı olarak da gidiliyor. Ben zeytin makineleri gördüm. Zeytinin sıkılışını falan gördüm. Nasıldı? Nasıldı? Böyle yeşil gibi bir şeydi. Böyle sarımsı yeşil gibi bir şeydi. Öyle miydi? Evet. Heyecanlı mıydı? Evet. Şu anda gördüğünüz zeytinde Türkiye'de hijyen zeytinyağı üretimi yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Gördüğünüz gibi zeytinler kasalarda toplanıyor, çuvallarda toplanıyor. Geliyor, önce yıkanıyor. Yıkanmadan yaprağı alınıyor, sonra yıkanıyor. Yıkandıktan sonra kırılıyor. Kırıldıktan sonra hamur aşamasında bekletiliyor. Bekletildikten sonra da malaksörde yağ bir tarafa, su bir tarafa, posta bir tarafa ayrılıyor. Şimdi 1 kilo zeytinde 400 gram pirina ve çekirdek, 400 gram su ve 200 gram yağ var. Normal şartlarda 5 kilo zeytinden de 1 kilo yağ çıkar. İstiyorum. Ayvalık'ta kaç milyon zeytin ağacı var? 1 milyon. Peki 1 kilo yağ kaç kilo zeytinden çıkar? 1 kilo zeytin içinde kaç gram pirina ve çekirdek vardır? Kaç gram su vardır? Kaç gram yağ vardır? Hepiniz dediğinizde tostlar hazır. Hadi bakalım. Hadi bakalım, kahvaltıya gidiyoruz. Adın ne senin? İpek. İpekciğim, kahvaltı yaptık şimdi burada. Ne yedin sen burada? Ayvalık tostu yedin. Nasıldı? Güzel. Normalde ayvalık tostunda ketçap, mayonez falan var değil mi? Evet. Burada var mıydı? Yok. Nasıl adamı tadı? Güzeldi. İlla bir ketçap, mayonez olması gerekiyor mu ayvalık tosta? Mehmet Canlı, Komili Kırlangıç, Ayvalık Operasyon Müdürü. Körfez bölgesinde üretilen zeytin yağları dünyada Girit ve İtalya'da Toskana bölgesinde eş değerlidir. Bu paralelde hava şartlarından, üretim şartlarından kaynaklı denizin verdiği Poyraz rüzgarıyla beraber zeytin çeşidinin kalitesinden dolayı çok kaliteli zeytin ve zeytinyağları üretilmektedir. Şimdi başlangıcı bence çocuklar. Bu yeni yetişen neslimizin ve çocuklarımızın sağlıklı ürün olan zeytin ve zeytinyağıyla beslenme alışkanlıkları bu evreden başlaması lazım. Ve sağlıklı, akıllı ve güzel çocuklar yetişmemiz için zeytinyağında katma değeri çok fazla olacağına inanıyorum. Ahmet Bey, öncelikle bizi burada kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Seni yine bekliyoruz. Teşekkürler. Bizler seni yeni fidan ekiyoruz. Herkes ağaç dikiyor, biz de çocuklarımıza bu bilgileri vererek yeni fidanlar dikiyoruz. Vallahi bakın, ben size bir şey söyleyeyim. Çiftçiler ağaç dikiyor. Gelecek nesile yatırım yapıyor. Biz de çocuklarımızı bilgilendiriyoruz zeytinyağı tüketimi için. Gelecek neslin zeytinyağı tüketecek zümresi de hazırlıyoruz şu anda. Sizi kutlarım. Ben buranın gıda mühendisiyim. 2001'den beri burada çalışıyorum. Buradaki hijyenden, üretimden sorumluyum. Ekmek üretiyoruz. Ekmek ve ekmek çeşitleri. Tost ekmeği, hamburger, sandviç. Burası pastane bölümümüz. Pastane bölümünde de kuru pastalar, yaş pastalar ve tatlılarımız var. Baklava, şöbiye. Atak, sen bugün bize kapılarını açtın. 15 Eylül 5. sınıf öğrencilerimle beraber özellikle kahvaltının önemli vurguları evet. Burada. Oradan duyduğunu alabilirim. İyi, yani çocukların buraları gelip görmesi çok güzel. Öğrenmeleri, bilerek, görerek birinci elden duymaları güzel. Bir şeyler katabildiysek ne mutlu bize. Tek muaviye derken kahvaltı kumak kolu nasıl üretilir? Bize Ayşe Gülen'den burada gıda mühendisidir. İşleyişi aynıdır. Şurası un depomuz. Burada unlarımız var. Bunlar
geçiyor. O saltın oradan köylerden geliyor. Hı. Biliyorsun Türkiye'de çok şey var. Merven altı ekmek üretimiyle ruhsatsız, vergisiz. Şimdi biz kalkıp da ayda 9 kilo şeker tüketiyorsak bir yılda ne kadar yapıyoruz? 9-12 ile çarparsak ne yapar? 108 kilo şeker tüketiyoruz. Şimdi bizim sade kolada mı şeker var? Ekmek de olsun, ketçap da olsun, başka ürünlerde böyle şekerler var.